Bu 6 galibiyeti son 7 karşılaşmada gelmiş ve ilk kez Tanzanya dışında ringe çıkacak. Emre Kamayeli. Yani bu açıdan bakıldığında çıkışta bir isim. Çıkışta bir isim. Yani özellikle son 2 yıl içerisinde yapmış olduğu bu 7. karşılaşma olacak. Evet, şu an ekibiyle beraber ring yolculuğuna başladı Grace Nwakaemele. Tanzanya bayrağıyla birlikte geliyor. Şimdi bu siklet kadınlar boksunu süper yarı orta siklet ve burada da önemli isimler var. Örneğin Natasha Jonas şampiyon ve önümüzdeki hafta o da ringe çıkacak mesela, İngiliz boksör. Diğer tarafta Terry Harper yine eski bir şampiyon, bu siklete geçiş yaptı. Aslında kadınlar boksunun önemli bir sikleti burası. Ve işte bizim sporcumuz geliyor. Eskişehirli Dilara Gülcel geliyor. Daha 19 yaşında, 18 yaşındayken 10 maçının 10'unu kazanmış ilk ve tek boksör konumunda. Profesyonel bir yenilgisi yok Dilara Yücel'in. Dilara Yücel geliyor. Kraliçe gibi geliyor. Boksun yeni kraliçesi, profesyonel boksun yeni kraliçesi. Çok şaşalı, çok görkemli bir giriş yapıyor. On birinci karşılaşmasında bir şampiyonluk kazanma fırsatı var önünde Dilara'nın. Biraz önce sen de bahsettin, Eskişehirli ve aynı zamanda Viyana doğumlu. Yakın dönemde hem WBA'de hem de IBF'de dünya sıralaması önemli bir noktadaydı. Şimdi yeniden yukarı çıkma zamanı ve bu karşılaşmayı kazandığı takdirde onu daha büyük maçlar bekliyor olacak belki de. Yani bu organizasyonun World Boxing Council'in, WBC'nin de kontrolü altında, gözleme altında yapıldığını söyleyelim. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum, WBC'den gözlemci olarak Oksana Siminishneva burada çok yakından takip ediyor. Avrupa kolu başkanı ve supervisor ve o anlamda da tabii ki WBC sıralamasına ciddi katkı sağlayacak Dilara Yücel eğer kazanırsa bu maçı. Ve milli marşlar. Öncelikle Tanzanya milli marşı. Evet. Ulusal marşlar bu kemer maçı öncesinde.
marşımız. Ulusal marşın dedik. Sırada bizim ulusal marşımız. Büyük bir coşkuyla okunacak Beşirli Spor Salonu'nda. Maç bizim için 4 galibiyet ama bir öncekiler ne kadar önemliyse bunları 2 ile çarpın sevgili seyirciler. Çünkü bu kemerler şampiyonluk ibareleri. Dilara Yücel Tanzanyalı Grace Mbakamele ile karşılaşacak. 10 roundluk bir maç. Kadınlarda her round 2 dakika sürüyor. Bunun bilgisini sizlerle paylaşalım. Yine bu karşılaşmada şöyle bir ayrıcalık var. Ring hakemi Nazan Savaş bu gece de ilk kez bir kadın hakem ring hakemliği yapıyor. Daha önceki maçlarda da puan hakemiydi. Sol geldi Mbakamale'den. Dilara çok özgüvenli başladı ama dikkat etmesi gerek. İki sol direkt Dilara. Mbakamale biraz seri görünüyor. Direkleri dikkat çekiyor. Vücuda bir sol, ikinci solu. Şimdi sol direkt geldi yine Mbakamele'den. Dilara yüklendi, çok seri. Çok güçlü yumruklar Dilara'dan. Çok güçlü yumruklar. Dilara'nın yumrukları çok daha ağır. Bunu fark etmek mümkün. Gücünün farkında Dilara. Çok savruk vuruşlar geliyor aslında Tanzanyalı boksörden. Dilara kontrolü elini alır almaz bence vitesi de artıracaktır. Ama ilk etaplarda biraz böyle bir serseri mayın vuruşlar geliyor Tanzanyalı'da. Yani Dilara ne yapmak istediğini daha iyi bilen bir görüntü çiziyor. Hani yavaş yavaş mesafeyi kapatıyor ve yani indirebilir. Mbakamele'yi yere indirebilir. Yumrukları gerçekten ağır. Dilara Yücel'in. Sol direkt sağ kroşe Dilara. Kapandı Mbakamele. Vücuda geldi bir sol kroşe daha. Sol direkte uzak tuttu rakibini. Boşluk arıyor Dilara. Boşluk arıyor. Ceplerle yaklaştı. Sağ kroşe Dilara'dan. Çeneye bir sağ geldi şimdi. Dilara'dan öne doğru adımlayarak rakibinin üzerine gitti. Yalnız çok havalı gerçekten Dilara. Yani dünya çapında eğer çalışmanı sürdürürse dünya çapında çok büyük başarılar imza atabilir profesyonel anlamda. Henüz çok genç, kariyerinin başında ama belli bir maç sayısına şimdiden ulaşmış durumda. Yani her geçen ringde gün de bir havası var. Hani sadece boks değil, hani güzelliği, karizması bunlar da çok önemli. Yani yabancı sponsorlar, dünya çapındaki o PBC arenalarını falan düşündüğün zaman yani bu ışık var Dilara'da. Ben farklı bir yerden de bakıyorum, sadece teknik değil. Şimdi şöyle bir şey var. Özellikle kadın boksu son 2 yıl içerisinde çok ciddi seviyelere geldi. Bilhassa Katy Taylor özellikle İngiltere'de Metrum tarafından çok ciddi bir şekilde organize edildi ve dünya çapında maçlar yaptı. En son Amanda Serrano ile bir karşılaşmaya çıktılar ve buradan bakıldığında açıkçası kadın boksunun önü de açılmış oldu dünyada ve artık kadın boks maçlarında ana maçlar görebiliyoruz. Mesela bir fight card oluştuğunda 3 kadın maçının birden arka arkaya gecenin ana maçları olduğunu görebiliyoruz ve bu açıdan bakıldığında aslında buradaki karşılaşmalar daha büyük arenalara giden yolda aslında bir durak oluyor ve Dilara şu an bu yolculardaki en önemli potansiyellerden bir tanesi. Gerçekten öyle. Biraz önce sen de söylemiştin, kadın boksu 2 dakika üzerinden roundlar oynanıyor ve bu açıdan bakıldığında açıkçası bir boksör olarak da biraz da tadı damağımızda kalıyor. Hani tam maçı ısınırken ilk round bitiyor, ilk round da öyle oldu işte mesela.
Şimdi ikinci round başlıyor. Dilara hemen üzerine gitti Tanzanyalı rakibinin. Sol direkt Dilara'dan. Emba Kaleme geriye çekiliyor. Dilara yükleniyor. Boşluk arıyor Dilara. Sol direkt iki tane. Sol cepler. Sol sağ gibi kombinasyonu Dilara'dan. Yüzü çok açık Tanzanyalı'nın ve gerçekten bir hedef haline gelebiliyor boksörümüz karşısında. Sol direğiyle yine dokundu Dilara. Biraz da boy farkı da var tabii. Bunu iyi kullanıyor. İyi avantajı çeviriyor Dilara. Bir sol sağ kroşe yaptı Dilara rakibinin çenesine. Aslında uzak mesafeli vuruşlar bu karşılaşmanın bence anahtarı şu an Dilara için. Yani Emma Kamale ani çıkışlar, ani bir şekilde üzerine gidiyor ama Dilara adım adım. Dilara ne yapmak isteyeceğini göstere göstere yapıyor. Yakın mesafede kontralar, karşılıklı yumruklar. Şimdi mesafeyi açtı Dilara Yücel. Aslında vuruş yaparken yüzü çok açık. Kontrol almaya çok meyilli bir yapısı var Tanzanyalı'nın. Dilara'nın çok yakında kalmaması gerekiyor rakip karşısında. Yani çok çabuk bir sol direkle rakibinin aksiyonunu bozabilir. Kendi atağında oradan başlatabilir. Yine üzerine gidiyor Tanzanyalı rakibinin Dilara. Sol sağ kombinasyonu bir sağ kroşe köşeye sıkıştırdı. Sağlı sol yumruklar geliyor Dilara'dan. Vücuda da geldi. Şimdi karşılık vermeye çalışıyor Emba Kamale. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Köşeyi sıkıştırdı. Yine savurarak uzaklaştırdı rakibi. Bunlar işte hep gövde gösterisi, güç gösterisi. Özellikle rakibin psikolojisini bozmak için sağlı sollu savuruyor ve yumruklarına geliyor. Hakem sayıyor, hakem sayıyor. Tarafsız köşeye gitti Dilara'ya. Evet, Grace Emba Kamale için sayıyor. Ring hakemi. Çok iyi başlangıç. Çok iyi başlangıç. İkinci round'un son saniyelerinde saydırdı Dilara rakibine. Çok ciddi bir avantaj oldu. Bu zaten ilk round'u da almıştı. Şu an her şey Dilara'nın istediği gibi gidiyor. Üst üste amansız bir baskı yapınca hakem de orada biraz da zaman kazandırdı işte. Bir önceki maçta da aynı şey olmuştu. Bir ayakta bir sayma gerçekleşmişti ama bu baskı biraz amansız bir hale büründüğünde biraz boksörü de korumak için hemen bir sayma gerçekleşiyor. Ve şimdiden 3 puan öne geçti bence ilk round içerisinde Dilara. Gayet güzel. Çok iyi başladı her şey. Kemer alma yolunda. Universal Boxing Organization'ın UBO'nun dünya süper yarı orta siklet kemerini almaya yakın Dilara ama hala mücadele edilmesi gereken 8 round daha var. Eğer tabii ki bir knockout olmazsa ben bu maçta knockout'tan ümitliyim. Yani saydırmaya devam ederse hakem maçı bitirebilir. Yani şimdi belki yere düştüğü için bitmez ama hakem maçı bitirebilir. Şimdi köşede hem Gökhan Kazas hem de Burak Keleş, Fatih Keleş'in de bu gecenin ana maçı yapacak olan boksörümüzün de kardeş antrenörü çok ciddi telkinlerde bulundular Dilara'ya ve ben bence bu karşılaşmanın yolunu kısaltacak telkinler olarak yorumladım. Onların bu sürekli aksiyonlarını köşede. İşimiz var, çabuk bitir mi dediler acaba? Bir sırada Fatih maçı var. Telkin böyle de olabilir. Sol etkiliydi gerçekten. Dilara'dan yüklenmeye devam ediyor. Bir sol denemesi bu arada Grace Emba Kamele'den. Ring hakimiyeti tamamen Dilara Yücel'den. Rakip biraz çaresiz kalıyor. Ancak Dilara yaklaştığı zaman kendini savunmak için sağlı sol yumruklarını savuruyor Emba Kamele. Yine rakibine bir köşe aldı Dilara. Bir önceki roundda da bunu üstüne iki kez gerçekleştirince bir knockdown kararı çıkmıştı. Hakem orada saydı. Dilara rakibini sürükleye iplere getiriyor. Orada istediği pozisyonları yakalamak için de arda arda vuruşlar yapıyor. Yine üzerine gidiyor. İki tane sol cep. Bir sol kontra geldi. Emba Kamale Dilara geriye çevirdi. Sol sağ kombinasyonu Dilara'dan. Yalnız rakibe yaklaşırken de savunmayı da elden bırakmamak gerekiyor. Kendimizi koruyacağız. Demin dışarıdan iki tane vuruş aldı Dilara. Yani rakibin tek yapabildiği o zaten. Yani onun dışında çok fazla varlık gösteremiyor. Hani yakına geldiği zaman yumruklarını savuruyor. Onlardan da bazıları isabetli olabiliyor. Sol sağ kombinasyon Dilara'dan.
yüklenmeye devam ediyor. Bir sağ kontra geldi şimdi Makabaya'dan ama sağ kroşe yine Dilara Yücel. Son saniyeler 3. rantta. Yine tamamen Dilara'nın hakimiyeti altına geçen bir rant. Aradaki 1-2 kontrayı saymazsak. Aynı şeyi düşünüyorum. Dilara'nın yine kontrolü olan bir rant ama biraz patlaya gereğinden fazla yumruk aldı. Bu bölümde almayabileceği yumrukları aldı ama total üstünlük Dilara'daydı ve 3. roundu da bence hanesine yazdırmış oldu boksörümüz. Ya biraz Dilara'nın görüntüsü de şu açıkçası. Dilara biraz rakibiyle oynamak istiyor. Yani birkaç round bunu belki 5 belki 6. round belli bir yerden sonra belki gaza basacaklar ama şu an henüz başlangıç temposu, başlangıç seviyesinde henüz vites arttırmadı Dilara. Belli bir seviyede götürüyor maçı. 3 round kontrolünde ama henüz o kışkırtıcı aksiyonlar gelmedi. Evet. Yani sadece 1-2 enstantanede gösterdi bunları. Aynen yani öyle. Zaten köşeye sıkıştırdığı anlarda. Yani fırsatı bulduğunda da kullandı bunları tabii. Ama çok haklısın. Genel anlamda bu bakış açısıyla mücadele ettiği çok açık. Ya bu da şu demek oluyor. Önümüzdeki rahatlar çok keyifli geçecek. Yani ilerleyen rahatlar çok daha farklı, çok daha agresif bir Dilara izleyebiliriz. Şu an maça ısınıyor yani. Başladı işte. 4. rahat başladı. Şimdi o gözlerinde o agresifliği görmeye başladım ben yavaş yavaş Dilara'nın. Gerçekten rakip üzerine daha kararlı, daha sert gidiyor şu bölümlerde. Can abiyle bir savunma geliyor aslında Tanzanyalı'dan. İşte bu bölümler kontrol olmak lazım. Yani Tanzanyalı'nın ekmeğine yağ sürmemek lazım. Çünkü biz daha teknik boksörüz şu an görüntü itibariyle. Yani Grace Mvakamele'nin çok güzel tanımladın. Zaten yumrukları genellikle Can abiyle savrulan yumruklar ama bunlar da isabetli olabiliyor. Yani bunlar da tehlikeli olabiliyor. Sağ kroşeye Dilara yükleniyor. İşte burada boks aklı devreye girmeli. Yani akıllı bir boks ring içerisinde o ring zekasını kullanarak o yumruğu boşa aldığından zaten tablo yine sana dönmüş olacak. Dışarıdan sağ etkili bir sağ. Evet, dışarıdan bir sağ. Sol geldi Dilara. Mvakamele'ye karşılık vermeye çalışıyor. Geriye doğru savurdu rakibini. Sol kroşe Mvakamele. Tanzanyalı'nın antrenörü bir an olsun susmuyor. Devamlı talimatlar yağdırıyor Grace Mvakamele'ye. Şimdi sol cep. Üzerine doğru geliyor rakibinin. Mvakamele uzaklaşıyor. Yani şu ana kadarki performansının bu round için yeterli olduğunu düşünüyor olabilir Grace Mvakamele. Sağ kroşe, sol kroşe. İşte bu köşede hep başına ne geliyorsa bu köşede geliyor Mvakamele'nin. Mvakamele'den de bir iki kontra geldi ama bu arada. Onu da söylemek gerekiyor. Şimdi ilk kez iplere sıkıştı Dilara. İlk kez sarıldı rakibine. Ve round'un son saniyesinde gerçekleşti bu aksiyon. 4. round'u da geride bırakıyoruz. Şu an tarafsız olarak şunu söylemek gerek ki bu round'u güçlü bitiren taraf Mvakamele oldu. Çünkü aslında maçın başında bir rüzgar vardı açıkçası Dilara lehine ama daha doğrusu bu round'un başında. Ama round'un sonunda bu rüzgar biraz da kontrolsüz bir atak, kontrolsüz bir yüklenme yaptığı için Dilara verdiği açıklar neticesinde açıkçası en azından bir moralli bir şekilde köşesine gitti Tanzanyalı. Yani bir de kenardan iyi destek aldı gerçekten Tanzanyalı. Antrenörü bir an olsun susmadı, devamlı bir şeyler söyledi. Ve o söyledikten sonra Mvakamele'ye de dikkat ettim. Hep onun söylediğinin üzerine bir aksiyon ortaya koydu. Evet, bu arada bu organizasyonun Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu organizasyonu olduğunu söylemiştim. Bu tür organizasyonlarda boks ringe giren organizasyonlar bunlar WBC'nin gözleminde. Supervisor'lar da oluyor ve bu maçın supervisor'ı da Mehmet Emin Güneş. Onun da çok önemli bir görevi var. Hem bu maçta hem de Fatih Keleş'in maçında supervisor olarak Mehmet Emin Güneş görev alıyor. Şimdi her iki boksör de artık bu karşılaşmanın havasını fazlasıyla aldılar. Fazlasıyla da ısındılar. Karşılıklı vuruşlar daha da artmaya başladı her geçen round. Mvakamele de bu maça ortak olmak istiyor. Puan olarak geride ama bir önceki roundu güçlü bitirmişti. O açıdan bakıldığında şimdi sanki maç yeniden başlıyor gibi. Sağ kroşe, sol kroşe Mvakamele. Çok isabet bulamadı yalnız.
savururken bu yumrukları. Şimdi Dilara yüklendi. Sol cepte Dilara'yı uzak tutmaya çalışıyor ama Dilara vazgeçmiyor. Dilara vazgeçmiyor. Az önceki round'un sonunu unutmadı Dilara. Bunun bir cezası olacak elbet dercesine. Rakibin üzerine gidiyor. Şimdi köşeye sıkıştırdı. Sol sağ kroşe çok etkili Dilara'dan. Alacağını aldı. Bir daha gidiyor. Dikkat etmesi gerek kontralara. Rakibin kontra dışında yapabileceği hiçbir şey yok gibi görünüyor Dilara karşısında. Eskivler Dilara'dan. Sarılıyor Envakam Ali. Her ayrılırken de Dilara'nın çok güçlü bir itişini izliyoruz. Solu boşa gitti Envakam Ali'nin. Bu yumruğu da almadı. Bu yumruğu da almadı. Mesafeyi zamanında kapatıyor Dilara. Tam ayrılırken bir sağ çıkardı Envakam Ali. Hemen üzerine yüklendi Tanzanyalı ama bir sonuç elde edemedi. Sol sağ çok iyi. Çok iyi sol sağ kroşeler. Dilara Yücel'den. Şimdi burada karşılıklar geliyor Tanzanyalı'dan. Savunmayı elden bırakmamak gerekiyor. Dilara'nın yüzü çok açık. Beşinci roundu da tamamlıyoruz. Hani önce kendini koru. Bokstaki en önemli felsefe o. Ama Dilara biraz kontrolünü kaybederek rakibin üzerine gidiyor. Ve bu bölümlerde de açıkçası rakibine de puan alıcı vuruş yapma fırsatı veriyor. Yani yüzünü tekrar koruması gerekiyor. O disipline tekrar dönmesi lazım. O ilk üç rounddaki o görüntü biraz son iki roundun son bölümlerinde biraz dönüyor. Evet, maçın yarısını tamamladık artık. Bir kez ikinci roundda biliyorsunuz hakem Grace Envakam Ali için saymıştı. O roundda ona 8 kazanmıştık. İlk roundda zaten iyiydik. Yani 2 round geride kalırken 3 puanlık bir avantajımız vardı. Ondan sonra 3 round daha mücadele ettiler. Daha dengeli roundlardı bunlar. Hani belki bir ya da iki tanesi Envakam Ali'ye gitmiş olabilir, bilmiyorum hakemler ne düşünüyor. Ama öyle bile olsa Dilara'nın hala 2 puanlık bir üstünlüğü söz konusu. Sol direkler geldi Dilara Yücel'den. Envakam Ali'nin yumruğu boşa gidiyor. Bu da öyle ama şimdi sağ sol kroş Envakam Ali'ye etkili yumruklar. Çok kızışmalı başladı gerekiyor. Maç. Dilara Yücel çok darbe aldı bu roundun başında. Şimdi sağ kroşe güzel sarstı Envakam Ali. Böyle bir şeye ihtiyacı vardı Dilara'nın. Karaciğeri de geldi. Sağlı sol. Şimdi rüzgar Dilara lehine dönüyor. Hakem araya girebilir. Hakem araya girebilir. Envakam Ali sarılıyor. Roundun başındaki rüzgarı şimdi kendi lehine çevirmek üzere Dilara. Gerçekten çok yumruklar. Yüklenmeye devam edecek. Zor durumda Envakam Ali. Hala toparlayamadı kendini. Yani Dilara'nın gözünün içine bakmaya çekinir gibi bir görüntüsü var Envakam Ali'nin. Yükleniyor Dilara farkında. Yine aparkat sağ kroşe gitti. Düzeltiyorum, karaciğer ve sağ kroşe. Vücuda da çalışıyor Dilara Yücel. Gardı bozarak, gardı bozarak net darbeler. Gardını bozuyor rakibinin. Şimdi Tanzanyalı boksör bir kafa kafaya çarpışmadan şikayet ediyor hakemi ama şu an o rüzgar Dilara lehine dönmüş durumda. Çünkü bu roundun başında görüntü farklıydı. Şimdi artık Dilara rakibin üzerine gidiyor ve daha etkili gidiyor. Yine aldı rakibi, evet, iplere. Yine etkili yumruklar, vücuda da çalışıyor. Boşluk buldu her yere. Boşluk buldu her yere, yumruğunu indiriyor Dilara Yücel. Envakam Ali geriye çekildi. Bir anda hücuma kalktı ama orada bir isabetli darbe yumruğu var. Çok etkili olduğunu söylemek zor. Şimdi bir o köşeye sıkışıyor, bu köşeye sıkışıyor Envakam Ali. Dilara'ya bir kafanı kaldırıyor. Arası geldi hakemden. Oo. Son saniyeler, çok iyi bir sol geldi Dilara'dan. Sağ kroşe şimdi de. Ve bu round da tamamlanıyor. Çok iyi. Bu round gerçekten çok iyiydi. Kötü başladı ama muhteşem bitirdi. Yani roundun başı açıkçası küçük, kısa mesafeli bir korku filmi izletti bize Envakam Ali ama sonra tekrar roundda dengeyi bulmayı başardı Dilara.
Aslında burada en önemli noktalardan bir tanesi Dilara aksiyonu bulduğu zaman yitirmemesi gerekiyor. Yani burada yapılabilecek böyle seri kombinasyonlar, yani rakibin nefesini de kesecek. Mesela köşede yakaladı, ikinci roundda saydırmayı başardı rakibine. Şimdi aynı şekilde belki maça bitirme şansı olacak. Çünkü Emma Kamele de şu an maça tutunmaya çalışıyor. Onda artık kaybedecek bir şey yok. Çünkü son birkaç roundda açıkçası rakibiyle mücadele ettiğini gördü o da. Yani maça ortak olduğunu gördü. Belki puan olarak değil ama şu an mücadelenin içerisinde Tanzanyalı boksör. Ve hani her geçen round direnci de artıyor. Maça daha çok sarılıyor. Belki maçın başında olmayan özgüven şimdi daha da artmaya başladı rakibini tanıdıkça. Şu an karşımızda böyle daha da tehlikeli olabilecek bir rakip var. O yüzden Dilara'nın bence işi sıkı tutup yakaladığı fırsatta sonuca gitmesi gerekiyor. Bence uzatmamalı. Evet. 7. roundda başladı. Sol kroşe Makamele. Sağ kroşe Makamele. Sağ üstü geldi. Sol kroşe geldi bir tane daha. Evet, çok çok özgüven kazanmışa benziyor Tanzanyalı. Bir sol kroşe daha. Dilara Yücel uygun fırsatı arıyor. Uygun fırsatı arıyor. Aceleci davranmıyor. Evet. Sağ ayağında bir tekrar bağlanmasını istedi. Boks ayakkabısının. Kaldığı yerden devam ediyor mücadele. 10 maçta 10 galibiyeti var Dilara Yücel'in. Bu maçta da bir kez saydırdı rakibini ama zaman zaman çok sert yumruklar da aldı. Bitirebileceği imkanları da buldu. Güzel, çok iş Dilara. Sol sağ kombinasyonları deniyor üst üste Dilara Yücel. Güzel. Sağ kontra. Rakibin kontrarı da dikkat etmek gerek. Sol sağ geldi. Çok önemli. Evet. Çık oradan Dilara. Evet. Çık oradan Dilara. Evet. Kamele'den çok tehlikeli yumruklar geliyor. Uzak dur Dilara. Biraz sarsıldı Dilara Yücel. Biraz sarsıldı. Yani korktuğum nokta bu. Bu roundun bitmesini bekliyoruz. Yani şu an bu roundda çalacak gong sesi Dilara'yı da bu rounddan kaçırmış olacak ama Tanzanyalı bütün gücüyle yükleniyor. Biraz Dilara'da da yorgunluk gözlemlemek mümkün. Çok darbe aldı. Şu son bir dakikada çok darbe aldı. Yani round arasında bir nefes alacak ve değiştirmesi gereken bir şeyler olacak ve köşesi ona söyleyecektir bunu kuşkusuz. Çok net bir round Tanzanyalı lehine. Özellikle 3. rounddan sonra bu maçı alabileceği hissine kapılmaya başladı Tanzanyalı ve bu roundda bu pik yaptı artık tabiri caizse. Artık güçlü bir geri dönüş zamanı Dilara'dan. İşte 7. rounddaki önemli anlar. Gerçekten Tanzanyalı Grace Mwakamele'den çok da tehlikeli darbeler geldi. Ayakta kalmayı başardı Dilara ama çok zor duruma da düştü zaman zaman. Biraz yorgunluk gözlemledim ama round arası ona iyi gelecektir. Ya bu keskin bir geri dönüş roundu olmalı Dilara için. Böyle kesinlikle roundlar olabilir. Mesela evet, en sonki Joshua Usyk maçını hatırlayın. Joshua maçı aldım dediği andan itibaren maçı kaybetti son bölümde Alexander Usyk'e. Yani buradan bakıldığı zaman da evet kötü bir roundu geride bıraktı Dilara ama şimdi cevap verme zamanı. Yani ben şu anda sanki her şey eşitmiş gibi bakıyorum ve maç yeniden başlıyor adeta Dilara için. Karşında agresif bir rakip var ve aynı sertlikte cevap vermek gerekiyor. Sağ kroşe geldi bu arada Emre Kamale'den. Hadi Dilara, yumrukları konuşturma zamanı. Sol direkt geldi Dilara ama sol kontra Emre Kamale. Şimdi bir dışarı çıktı belki yeniden bir oyun arayacak ama Emre Kamale bu round'da da çok hızlı başladı söyleyelim. Köşeye doğru çekildi şimdi sağ kroşeye. Evet, kontralar yine Emre Kamale'den. Yani düşük kart Dilara, yüzü çok açık ve rakibini karşılıyor. Aslında Emre Kamele'nin görüntüsü ondan da daha düşük bir kart. Yüzü çok açık ama Emre Kamele en azından vücuduyla daha eskili, daha esnek hareket edebiliyor. Şimdi tekrar ipler aldı aslında Dilara. Bakalım buradan bir şey çıkarabilecek mi? Buna çok ihtiyacımız var. Çünkü son bölümde
maçın gidişatı elden kaçmak üzere. Evet, çıktı oradan diğer tarafa. Takibini sürdürüyor Dilara Yücel. Çünkü dedik bu round keskin bir geri dönüş roundu olması lazım. Dışarıdan bir sol sağ girişimi vardı tekrar Tanzanyalı'nın. Şimdi Eskimler... Çok boşa yumruk savurdu. Çok enerji kaybetti Makamele. Şimdi aksiyon sırası Dilara'da olmalı. Öne doğru adımlıyor. En doğru yumruğu bekliyor. Bakalım sol direkte mi çıkacak Dilara? Şimdi her iki boksör de bir yandan nefesini düzenliyor bu bölümde. Bakalım ilk vuruş kimden gelecek? Karşılıklı vuruşlar var. Tekrar ringin ortasında mücadele sürüyor. Sağ sol kroşe, sahipli. Sol kontra Mbakamele. Şimdi köşeye sıkıştırma zamanı. Sağ kroşe, sol kroşe Mbakamele. Son saniyeler artık ve evet bu round da tamamlanıyor. 9. round birazdan başlayacak. Son 2 round artık. Her şey mükemmel başlamıştı ama son roundlarda biraz moraller bozuldu açıkçası Trabzon'da. Gitgide puanlama daha da önemli bir hal almaya başladı. Çünkü MKM ile maça daha ısındı. Dilara iyi başladığı karşılaşmada kontrolünü özellikle son 2-3 round içerisinde ciddi manada rakibine teslim etmiş oldu. Artık daha fazla puan kaybetmemesi gerekiyor bu karşılaşmada. Kesinlikle öyle. Yani bir kez rakibe saydırmıştı. Bunun avantajını bayağı kullandı. Yani cepten yedi diyebiliriz Dilara Yücel. Ama artık şu iki roundda çok daha dikkatli olmak zorunda. En azından yani bir seviye rakibin üzerinde kalmak zorunda. Ne yapıp edip bir seviye rakibin üzerinde kalmak zorunda. Bunun için de çalışması, yumruklarını çalıştırması gerekiyor. 9. round başlamak üzere. O ikinci roundda rakibe bir kez saydırmıştı ama şimdi o avantajı yitirdik tabii bu son bölümdeki performanslarla. Şimdi aksiyon zamanı. İlk 2 round çok iyi olmuştu. Son 2 roundda çok iyi olsun. She-Wolf için, dişi kurt için. Rakibine temas etti Dilara. Sağ kroşe geldi. Sağ kroşe Dilara'dan. Asla geri adım atmıyor Tanzanyalı. Evet, Tanzanyalı bu kez çok geri çekilmeye niyetli değil. Dilara da üzerine gidemiyor fazla. Hal böyle olunca şimdi üzerine doğru gitti. Yine köşeye doğru sıkıştırma çabası Dilara'dan. Sol el üstü, sağ el üstü. Sol direkt, sağ el üstü. Bu ikili kombinasyon açacak belki de yolu. Solu boşa gitti. Sol kontra geldi Dilara'dan. Sol kontrası isabetli. 1-2 kombinasyonlar evet, geldi. Evet, kombine yumruklar. Sol kontra şimdi Mbakamele'den. Sol kroşe. Karşılıklı kroşeler geliyor. Buradan da bir şey çıkmadı Koray. Ama iyi bir kırışma oldu. Ya aslında son yumrukları çok yine maçın başına döndük. Yani o görüntüye döndü aslında Tanzanyalı. Boş yumruklar attı. Dilara hadi rüzgar sende artık. Garden arasından ceplerle yaklaştı. Ardından da sağ kroşe garda takıldı Dilara. Şimdi köşeye sıkıştı yine. Sağ kroşe hemen çıkıyor köşeden Grace Mbakamele. Tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Biraz yoruldu sanki Mbakamele. Dilara'nın sağ kroşesi Mbakamele. Sağ kroşeyle uzaklaştı rakibine ama isabeti değildi. Hani şuradan bir iki net yumruk her şeyi çözecek. Ya şimdi şöyle Mbakamele şunu yapıyor. Rakibi üzerine geldiğinde ikili üçlü vurmaya çalıştığı an bir tane de ben vurayım diyor bekleyeceğim. O zaten evet. Bana atış vuruş yapıyor. Şimdi sıra bende, bir tane ben çıkarayım aradan deyip o vuruş aslında o aksiyonu da bozuyor. Evet. Ama şunu söyleyeyim, o kötü üye gidiş bir görüntü vardı ama bu roundda en azından biraz da toparladığı bir round oldu. Şimdi 10. round final roundu, adı gibi gerçekten final bir round bizi bekliyor. Yani belki de kemerin sahibinin belli olacağı round bu round olacak. Yani şu anda beraberlik durumu mevcut olabilir. Ringde bu round dengeleri bozacak olabilir. Yani şöyle bir kere daha saydırsa, kesinleşse çok daha rahat olacağız. Hakem kararlarını çok daha rahat bekleyeceğiz. UBO, Universal Boxing Organization. Kemer tam anlamıyla şimdi ortada. Hani kemer vacant yazıyor. Hani ortada evet. Kemer, boşta kemer diyor. Şu an gerçekten geldiğimiz noktada her iki boksörün aksiyonları neticesinde, kazandıkları puanlar neticesinde kemer gerçekten şu an ringin ortasında, ringin merkezinde. Bu round final roundu artık.
O kemer Dilara Yücel'in uzanıp onu almasını bekliyor. Bu iki dakikada iyi bir performans bekliyoruz Dilara Yücel'den. Sağ kroşe Emma Kamale, sol direk Dilara. Üzerine gidiyor rakibinin Dilara. Yüklenmek güzel, kombine yumruklar güzel. Bir de kontralara dikkat. Evet, böyle uzaklaş. Zamanında uzaklaş. Çok bunlar güzel bir işte. Sahaya geldi. Sahaya üstü gir, geldi. Çık. Yani bir isabetli yumruk bul. Hemen çekil. Yapacağı başka hiçbir şey yok rakibin çünkü. Solunu uzatıp o sahaya üstünü vurmaya devam et. Çeneden yakala rakibini Dilara. Haydi. Yine köşeye doğru sürdü rakibini. Çıktı şimdi köşeden. İplere doğru yüklenmeye devam ediyor Dilara. Sol sağa geldi. Soldan kaçtı. Sağdan kaçtı. Güzel. Güzel, rakibin atağından da çok iyi kaçıyor. Kenardan demek ki bu anlamda bir tavsiye gelmiş Dilara Yücel'e. Sağ boca gitti, solu müthiş eskivler. Şov yapıyor Dilara Yücel bu anlarda. Çok iyi eskivler, bir de mini dans izletti bize. Bu güzel şovu net yumruklarla da süslenmeye ne dersin Dilara? Haydi. Haydi bir iki net yumruk daha. Bir iki net yumruk daha, hakemleri göster. Hakemleri bu yumrukları göster. Maçın sonlarında aynen böyle. Etkili. Aynen böyle. Etkili. İşte bu. Gir, yumruğu bul, çık. Zaten eskilerin çok iyi. Yine yükleniyor Dilara. Sağ kroşe güzel. Sağ direkt daha doğrusu. Hemen kenara çekildi Emba Kamele. Evet, evet, dans ediyor. Dilara dans ediyor. Sağ kroşe, sol geldi. Yine rakibin yumruklarından iyi kaçtı. Hemen yine orada bir ayak hareketi geldi. O dansıyla rakibini uyuttu ve hemen sağ kroşeyle de uyandırdı onu. Sağ kroşe yine çok net. Bir sağ daha Dilara'dan. Çok iyi. Hadi devam. Son saniyeler. Bir kontra aldı burada. Son saniyede ama önemli değil. Maç bitiyor. Maç bitiyor. Şu round bizi biraz daha umutlandırıyor. Yani gerçekten 10 round bitti. Her iki boksörü de tebrik ediyorum. Çok güzel bir karşılaşma bizi izlettiler. 10 round boyunca akan bir karşılaşma oldu. Aksiyon dolu bir karşılaşma oldu. Yani şu ana kadar izlediğimiz karşılaşmaların hepsi bize bir hikaye verdi. Gecenin iki şampiyonluk maçından birisi buydu. Ve kadın boksuna yakışır bir mücadele oldu. Bir mücadele gördük ringde. Her iki tarafta geri adım atmadı. Özellikle Tanzanyalı maça ortak olmayı başardı ama son iki round en azından Dilara bir reaksiyon vermesi gerekiyordu. O reaksiyonu verdi. Şimdi gözler puan hakeminde. Evet, kemerin sahibini hakemler belirleyecek. Kariyerinde 10 maçta 10 galibiyet alan Dilara Yücel. Bakalım UBO'da dünya süper yarı orta sket şampiyonluk kemerinin sahibi olabilecek mi? Grace Emma Kamele'yi ben de tebrik etmek istiyorum. İlk iki roundda herhalde dedim dişi kurt Dilara bu maçı 3. 4. roundda bitirecek. Ama öyle olmadı. Emma Kamele çok iyi bir mücadele ortaya koydu. Trabzon'a, Türkiye'ye boşuna gelmediğini gösterdi. Kaybetmek için gelmediğini gösterdi. Onu da tebrik ediyoruz. Şimdi kararın açıklanma zamanı. Hakemler son kararı 6-2-3'e bildirecekler. Dilara'nın kırmızı köşede olduğunu hatırlatalım. O kırmızı köşeye bağırışını duymak istiyorum. 6-2-3'ten. Şimdi köşe gayet dolu. Herkes orada, destekçileri. Bakalım hepimizi sevindirecek haber geliyor mu? Hazır mıyız Trabzon? 97-92 kırmızı. 99-90 kırmızı. Güzel. Ve 99-90 dünya şampiyonu Dilara Yücel. Evet. Dilara Yücel dünya şampiyonu oluyor. Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu'nun düzenlediği Türkiye'deki ilk boks organizasyonu, ilk profesyonel boks organizasyonunda ilk şampiyonluğu elde etmek Dilara Yücel'e düşüyor. Bu ünvan ve bu onur Dilara Yücel'in oluyor. Tebrikler Dilara. Aferin sana. Gerçekten müthiş bir performans. Zaman zaman aksasa da umut aşıladı profesyonel boksta kadınlarda.
Dilara Yücel! Evet, ödülü takdim ediyor, kemeri beline bağladılar. Bir diğer kemerini de istedi Dilara. Onun da değeri çok büyük tabii ki. Daha bu kemerleri çok göreceğiz Dilara'da. Henüz 19 yaşında, bunu gösterdi şimdiden. Babası Ekrem Benek, menajer İlker Fırat, antrenörleri Burak Keleş ve Gökhan Kazaz şu an hepsi galibiyeti kutluyorlar. Tabii ki mutlular. Henüz 19 yaşında, 11. profesyonel karşılaşmasında ilk şampiyonluğunu elde etmiş oldu Dilara. Yolu önü çok açık. Biraz önce bahsettiğim kadın boksunda adımlar daha hızlı atılıyor ve çok değil belki önümüzdeki yıl içerisinde onu dünya şampiyonluğu maçında görebiliriz. Çok istiyorum, çok umut ediyorum gerçekten. Bu profesyonelliğe de geçişin ardından bunların yolu açılacaktır. Evet, spor.